Değerli izleyicilerimiz merhaba. Biz Stratejik İşler programında birlikteyiz. Bugün konuğum Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü İhsan Elgin. İhsan hoş geldin. Hoş bulduk. Girişimcilik alanında pek çok deneyimin söz konusu. Başlamadan önce konuklarımız için aslında seni çok iyi tanıyorlardır ama kısaca bir tanıtmanı isteyeceğim. Tabii ki. Şu anda mevcut durumda Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü olarak görev almaktayım. Aynı zamanda Girişim Fabrikası, girişimcinin iş kurmasına yardım eden bir organizasyonda kurucu direktörlüğünü yapıyorum. Kendi diğer danışmanlık işlerim var. Kurumsal dünyada kurumların kendi işlerine yeni işler başlatmasına destek veriyorum. 9 Eylül Üniversitesi mezunusun ve sonrasında da kurumsal hayatta başlayan ve yöneticiliğe kadar devam eden bir kariyer yolculuğun var. Doğrudur. 9 Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi'nden mezunum. Hemen onu müteakip esasında Koç grubunun Aygaz şirketinde insan kaynaklarında stajyer olarak başlayıp bay geliştirmede sözleşmeli personel, pazarlamada kadrolu, sonra CRM departmanının yöneticiliği, işte Executive MBA Koç Üniversitesi'nde Executive MBA dersinde girişimciliği öğrenmekle başlayan bir girişimcilik serüveni. Üniversite sınıf arkadaşımızla birlikte bir iş kurduk. Kurduğumuz işle batırdık, çıkardık. Şirketi Amerika'ya götürdük, Amerika'da sattık. Ondan sonra da biraz önce bahsettiğim girişim fabrikası ve Özyeğin Üniversitesi serüveni başladı. Ve bu kurumsal hayattaki hani profesyonel deneyimin girişimcilik tarafına yansıması nasıldı? Hani katkısını nasıl gördün? Esasında öncelikle şuna değinmek lazım. Yani kurumsal hayat hem iyi hem kötü, iki taraflı bir olay. Öncelikle baştan kötü yanlarını gördüm. O da nedir? Çok fazla fizibilite yapıyorsun, çok fazla ön değerlendirme yapıyorsun, çok zor risk alıyorsun, çok fazla detaylarla kaybediyorsun, çok uzun toplantılar yapıyorsun, çok uzun raporlar yapıyorsun. Bunlar tabii girişimcilik dünyasında en zor konunuz. Zamanınız kısıtlı. Hızlı hareket etmeniz lazım, esnek olabilmeniz lazım. Kurumsal hayatta bunun tam tersi bir yapı. Bu işin bariyerleri. Ama bunları açtığınız zaman da çoğu girişimci arkadaşımıza gördüğümüz ters bir etki var. O da şu, disiplin hiç yok. Hiçbir iş tecrübesi olmadığı için iş ilişkilerini yürütmekte zorlaşıyorlar. Yani bir iş ilişkisine nasıl bir mail yazarsın, bir toplantıyı nasıl yönetirsin. Bunları da kurumsal hayattan bildiğin için bunlar aslında bir süre sonra avantaj olmaya başlıyor. O yüzden baştan profesyonel hayat zorlukken, o iş yapma kültürü, evet, başlarken zorlukken başlamayı durduran bir şey olduğu için. Ama başladıktan sonra avantajı dönüyor eğer bunu iyi fark edip yönetebilirsen. Sonrasında Koda Alfa'dan söz ettin. Hani 2008'de Endeavor'ın en başarılı girişimleri arasında yer aldı. 2010'da CEA Creative Young Entrepreneur Award'un finalisti seçildi. Hani bu Koda Alfa'nın süreci nasıl gelişti? Tabii ki. Esasında biz Özyeğin Üniversitesi, Koç Üniversitesi'nde master yaparken girişimcilik yüksek lisans, orada Babson Kalış'tan bir hoca geldi ve bir girişimcilik dersimiz vardı. Orada grup çalışmasında işte Bulut diye bir arkadaşımız vardı. Arkadaşımız esasında Boston Üniversitesi'nden gelmiş ve teknolojisi olan bir arkadaşımızdı. Sensor Network yönetimiyle ilgili. Ama elinizde teknoloji olması esasında bunu bir ticari ürün hale getirmenizi sağlanıyordu. Arkadaşımız da o zamanlar bunu nasıl bir ticari ürüne çeviririm? Yani tamam güzel bir teknoloji ama ürün değil. Bir sürü fikirler aklımda vardı. Bu esasında alarm sistemi olabilir, evet. Yangın söndürme, su bastı falan. O sırada ekipteki başka bir arkadaşımız da bunu seracılığa yönlendiren bir fikir getirdi. Seralarda iklim takibi çok kritik. Sen bu sensörlerle iklim takip edebilirsin dedi. Ben o zaman Koç grubunda çalışmaya devam ediyorum Aygaz şirketinde. Arkadaşımız bunu işte çalıştı, etti. Tam ticaretleştirme kararını verdi, ürünü yürütüyor. Bana dedi ki gel beraber yapalım bu işi. Neden? Çünkü dedi ki sen business tarafını, iş tarafını yönetirsin. Ben teknoloji tarafını yönetirim. İşte seracılık pazarına giriyoruz, o çalıştığımız proje falan. Ben de o zaman o cesareti bir şekilde edindik ve istifamızı edip yani bu işe bulaştık. Ondan sonra çok zorlandık tabii ki. Çünkü aklımızda bir fikir vardı. Çok güzel iş planları hazırlamıştık. Hem iş hayatımızda öğrenmişiz hem Executive MBA'de öğrenmişiz çok güzel iş planları. Ama şimdi teorisi iyi ama o iş planı çok işe yaramıyor. Çok zorlandığım zamanlar oldu. Bir defa battık. Yani şöyle diyeyim, öz sermayenizin 3'te 2'sini bitirdiğiniz zaman devlet gözünde esasında batmış sayılıyorsunuz. Teknik iflastasın yani. Teknik iflastayız. O sıralarda bizim sağ olsun şu anda rahmetli olan Ziya Boyacıgiller var. Airtize'in kurucu orada. O bize dedi ki sizde bir fırsat var, ben size bir yatırım yapayım. Ve biz ilk defa melek yatırımcılık kavramıyla karşılaştık ve bir yatırım aldık. O yatırımla esasında olayın dengesini daha iyi çözmeye başladık. Ne demek istiyorum? Esasında biz hep ürüne odaklıydık. Bu çözümü alıp satacağız diye esasında müşteriye, probleme odaklanmak gerektiğini anladık. Buna odaklanınca da bu sefer esasında hedef kitlemizin çok ciddi bir iklim sorunu olmadığını anladık. Esasında iklimi takip etmek değil, iklimi yönetmek istiyorlar. O zaman bizim çözüm doğru çözüm değilmiş gibi bir sürü denklem devreye girmeye başladı ve biz bunlara uyumlamaya başlayınca da Türkiye pazarının çok büyük olmadığını fark ettik. Sonra yeniden bir zor döneme girdik.
esasında profesyonel hayatta böyle zor dönemler yaşamıyorsunuz. Çünkü en kötü yaşayacağınız şey patronunuzun size kızmasıdır. Ama biz bu zor dönemlerde tabii ki parasız kalıyorsun. Bütün yapıyı yani değiştirmeniz gerekiyor. Ekibi işten çıkarman gerekiyor, küçülmen gerekiyor, yeniden yol bulman gerekiyor. Bu dönemde de yine bir Sebit, Türkcell'in sponsor olduğu bir Sebit fuarında bizim ürünün oradaydı. Ve bir Amerikalı bizim ürünü rastlantısal olarak denk geliyor ve diyor ki bu ürün kimin? İşte Türkcellciler bizi arıyor, biz gidiyoruz filan oraya. Ondan sonra bakıyoruz, aa diyor işte konuştuk, o Alman, Amerikalı bir yatırımcıydı. Ondan sonra yemeğe çıktık falan, dedi ki çocuklar ben sizi sevdim. Tabi bahsettiğim seneler 2007-2008. Ben size bir yatırım yapacağım. Ondan sonra o bize ufak bir yatırım yaptı. Sizi takip edeceğim. Bizi takip etmeye başladı. Dedi ki ya bu işte fırsat var ama doğru ülke Türkiye değil. Doğru pazar seracılık değil. Siz bu ürünü açık pazara, açık tarıma taşırsanız, Amerika gibi bir ülkeye taşırsanız ancak başarılı. Bize orada tekrar pazar bir, potansiyeli daha evet, büyük. Tekrar bize bir yatırım yapma kararı verdi. Ve bu yaptığı yatırımla birlikte biz Amerika pazarına açıldık. Ve Amerika pazarına işte ortak Kaliforniya'ya yerleşti. Ben gidip gelmeye başladım düzenli. Üretimi burada tuttuk. Ama satışı o tarafa taşıdık ve çok hızlı bir şekilde Amerika pazarına penetre etmeye başladık. Özellikle açık arazide meyveye. Ve ürünü tamamen değiştirdik. Esasında biz iklim takibi diyorduk. Sulama yönetimine geçtik. Ve o serüvenin hemen sonuna geleyim. Orada birkaç yatırım roundu daha yaptıktan sonra, yatırım aldıktan sonra Amerika'nın en büyük sulama firması Rainbow'da tüm şirketimizi sattık. Orada bir exit de yaptık. Esasında bizim başarı hikayemiz. Hani tabii ki bence başarı bu işin yolunu bulup çözmekti de, ama sonunda exit etmeseniz başarı diye insanlar adlandırmıyorlar. Amerika'nın en büyük sulama firması da esasında daha çok tarımsal alanları değil de golf sahaları, belediye arazileri, parkları sulayan bir firma. Tarıma girmek için bizi satın aldı. Ve böylece bizim ortak hala orada o işin başında. Böylece biz şirketin böyle exitini yapmış olduk. Orada iki tane sorun var. Hani biri ilk yatırımı aldığınızda o Melek Yatırım nelere dikkat ederek aslında size yatırım yapmış oldu? Neydi ikna ettiğini düşündüğünüz husus? Evet, çok güzel ve çok önemli bir soru. Çünkü herkes bu konuda iş planı falan diyor ama esas iş planı değil. Orada benim iki turda da iki tane melek yatırımımız var. Biri Türkiye'de bir melek yatırımcılık ki Türkiye'nin melek yatırımcılıkta babası kabul ediliyor Ziya Hoca. İkincisi de Amerikalı melek yatırımcımız. İkisinin de ortaklı söylediği şey şu. Tarım büyük bir pazar. Bir kriter. İki, siz bunu yapabilecek adamlarsınız. Pazarın büyüklüğü ve girişimci olarak. Girişimci takım. Girişimci takımda neye dikkat ediyorlar? Pazarın büyüklüğü çok önemli bir kriter ama girişimci takımda da önemli olan noktalardan biri şu. İşin içinde bu işi hayata geçirebilecek kombinasyon var mı? Genelde tek adam gösterilerini sevmiyorlar. O yüzden de girişimcilikte takım ruhuna önem veriyorlar. Küçük ama sıkı bir takım. Ve bu takımda da şöyle bir denge arıyorlar. Bu işin mühendisini yapabilecek birileri, yani ürünü yapabilecek yazı teknik tarafını, yani her işin mühendisliği değişir. Bir moda işinde olsak esasında modacı olmak, tekstilci olmak. İşi bilmek de diyebilir miyiz orada? Evet. Hani... İkincisi ise business, yani ticari zeka, yani işin içinde olması. Bizim ortak mühendis, elektronik mühendisi işin çok iyi donanımını da yapabiliyor, yazılımını da yapabiliyor. Business tarafta ben varım, ticari tarafta. Bu kombinasyon onların şeyi. Takıma da zaten senior seviyede, yüksek seviyede tarımcılar da almıştık. Böylece endüstri bilgisi de var. Endüstri bilgisi, mühendislik ve iş zekasının üçüsü bir arada olması en önemli kriterlerden biri. Amerika'da özellikle yatırımcıların ilk başta baktıkları. O da exit yapmanıza da imkan tanıyan, hani büyümenize fırsat tanıyan bir şey. Evet, o yatırımı almasak zaten mümkün değildi. Bu işi iki defa kapatmıştık. Yani çok net söyleyeyim. Biz iki defa işi batırdık. Batırdıktan sonra çıkardık. Ben bunu hani çok severek anlatıyorum. Çünkü bence işin keyifli, o zaman keyifli değildi. Şimdi bakınca. Aslında kıymetli de çünkü bu inanılmaz bir deneyim. Genelde anlatmayız biz hani hikayeleri ya da oradaki başarısızlıkları genelde paylaşmayız. Bu esasında tabii yani Doğu Avrupa'dan Orta Doğu'ya doğru gittikçe öyle bir kültür var. Yani başarısızlığı anlatmayı kötü bir şey diye adlandırılıyor. Ama Amerika'ya, Batı'ya gittikçe de başarısızlık başarının bir parçası olarak adlandırılıyor. Evet. Yani o adımı geçmeden başarıya gitmeniz mümkün değil. O yüzden ben başarısızlığı özellikle vurguluyorum. Batırdık, çıkardık, yanlış düşündük. Egolarımıza yenildik. Yani birçok nedeni var başarısızlığın. Hep anlatmaya çalışıyorum. Bir de özellikle kısmını da merak ediyorum. Hani exit yapıp Türkiye'ye gelme kararı aldın. Hani oradaki karar nasıl bir süreçte? Zor muydu? Ya esasında orada... Devam eden bir işiniz var. Evet, orada yani şirketten şimdi şöyle bir durum var. Tam dürüst bir açıklama yapmak gerekirse. O şirketimizi esasen satma kararını vermek için önümüzde bir yol ayrımı vardı. O yol ayrımı neydi? Ya çok büyük bir yatırım daha alacağız ve bu tarım pazarında büyük bir oyuncu olmaya çalışacağız. Ya da iyi bir oyuncuya bunu satıp daha şey için. Biz orada daha büyük yatırım alarak bu işi büyütme roadmap'ine girmek istemedik. Gücümüz ancak oraya kadar yetti.
Ve dedik ki buradan sonrası için çok daha büyük challenge'lar gelecek. Hani buraya gitmeyelim. O zaman stratejik bir yatırımcı gerekiyor. Stratejik olarak stratejik yatırımcıyla bu işi bitirelim. Ve sonra da esasında işin başında teknik birinin kalması daha doğruydu. Business tarafından daha çok. Çünkü ürünün hakimiyeti açısından. Çünkü o şirkette business tarafı var. Bizi satın alan şirket değil. Bu durumda ben esasında ayrılmam daha mantıklıydı. Çünkü öyle bir... Ve Türkiye pazarını da hedeflemiyorduk. Ama ben tabii evli, çocuk var filan. O yüzden Türkiye pazarı, Türkiye benim için daha doğru bir aslında yer. Aslında iyi ki de Türkiye gelmişsin. Çünkü sonrasında Türkiye'de muazzam bir katkı ve katma değerim var. Evet. Kısa bir ara vereceğiz. Özellikle tabii. O bölümü aradan sonra devam edeceğiz. Konuğumuz Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü İhsan Ergin. Aradan sonra devam ediyoruz. Aramızdan sonra birlikteyiz. Konuğum Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü İhsan Ergin. Kıymetli deneyimlerini bizlere aktardı. Amerika'daki firmayı exit ettikten sonra Türkiye'ye geldin. Ve Türkiye'de de Girişim Fabrikası'nın kuruculuğunu üstlendin. Bu ihtiyaç nasıl tespit ettin? Orada nasıl bir ihtiyaç vardı? Esasında Amerika'ya bu gidip gelmelerimiz sırasında benim en çok fark ettiğim şey girişimcilere verilen destek yapılarıydı. Türkiye'de tabii ki biz o dönemlerde 2006-2007-2008 dönemlerinde girişimciyiz, melek yatırım arıyoruz falan dediğimiz zaman karşımızdaki pek kimse çıkmıyordu. Bugünkü bir ortam yoktu. Melek yatırımcı kavramı yoktu açıkça söylemek gerekirse. Yani ama Amerika'daki ortamı, ekosistemi gördükten sonra yani Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşündüm. Bir ikincisi de dürüst olmak gerekirse tekrar kurumsal hayata dönmek de istemedim. Girişimcilik ekosistemi içinde yani kalmak. Girişimcilikte kalmak istedim bir şekilde ya da farklı bir ortamda. Kurumsal hayat artık gözümde biraz zorlanmaya başladı. Kurmak gerekiyordu Türkiye'de o sistemi. Evet. O yüzden de bu arayışa girdiğim zaman bir de Amerika'da şeyi fark etmiştim. Stanford, Berkeley, MIT, Harvard gibi okullar girişimcilikte etkin rol alıyorlar. Türkiye'de üniversiteler bu anlamda bir şey yapmıyorlar. O dönemde de Özyeğin Üniversitesi hani girişimcilik hakkında konuşan bir yapısı vardı. Şans eseri de benim Koç Üniversitesi'nden hocam Özyeğin Üniversitesi'nin rektör yardımcısıydı. Bugünkü rektörü kendisi Esra Genç'tür. Ona bir mesaj attım. O dedi ki ya senin gibi ilginç fikirleri olan bir rektörümüz var. Gel seni tanıştırayım dedi. Beni eski kurucu rektörü Erhan Erkut'la tanıştırdı. Ben de ona bir fikri anlattım. İşte o zaten bir şeyler planlıyormuş, inkübasyon falan. Onu daha Amerikan modeli bir havaya. İşte o zaman gel beraber bir şeyler yapalım dedi. İşte Girişim Fabrikası'nda ismini koyduğumuz bir iş hızlandırma programı yaptık. Esasında o zamanlarda hızlandırma programı kavramı yoktu. Biz bunu 2010'un sonuydu. 2011'in Mayıs'ında lansmanını yaptık. Türkcell'in stratejik ortaklığında yapmıştık o dönemde. Ve bu yapıyı kurmaya karar verdik. İş hızlandırma programı ne demektir esasında? Bir fikriniz var, biraz ilerlemişsiniz, kurgulamışsınız. Size onu hızlıca test edecek, ortamı veren, sonra da onu hayata geçirecek, destekleri sağlayan mekanizma. Bunun için çeşitli destekler sunuyorsunuz. Tabii. Altyapı desteği, yani, ortam. Temelde yani ofis vermek dışında ofisi veriyoruz tabii ki. Altyapıları veriyoruz, belli eğitimleri veriyoruz, yöntemleri gösteriyoruz nasıl test edeceğini. Ama esas kritik nokta teknik ve iş mentorluklarının verilmesi. Arkasından da yatırım kaynaklarıyla buluşturulması. Çekirdek sermaye böyle. Bunu yapmaya başladık. O zamanlarda bu işi 5 yılda yaklaşık 5100 tane girişimci bizimle muhatap oldu bu noktada. Biz bunların yaklaşık 400-450 tanesini programlarımıza aldık. Programların sonunda hayata geçirebildiğimiz şirket sayısı da 62 tane. 62 tane de şirketleştirdik ama o 62 tane içinde şu anda doğru düzgün yaşayan 16-17 tanesi 16. doğru düzgün yaşıyor. Aslında bu da bir genel istatistik veriyor bir yönüyle. Bir tünel gösteriyor. Süreç içerisinde çünkü onda bir başarı hikayesi hep konuşulur. Evet, burada da bir ortalama var. Bizim burada da 5200'lerden demin dediğim gibi 17 tane 16 tane kadar giden bir yüzde var. Tabii bizim burada kendimizin yanlış yapıp seçemediğimiz insanlar da olmuştur muhtemelen ama sonuçta seçilmiş olan 400-450 taneden 17'ye bakmak belki daha doğru bir oran verebilir bize. Girişim fabrikasının rolü buydu ve çok hızlı ilerledi. O dönemde TÜBİTAK'ın destekleri ülkede artmaya başladı. Oralarda roller aldık. Esasında sonradan şunu fark ettim ki ekosistemde sadece bir hızlandırma programı olması yeterli değil. Bir üniversitenin girişimcilik merkeziyle genel destekleri vermesi gerekiyor. Çünkü biz girişimcilik dediğimiz zaman tabii ki şu anda hepimiz teknoloji girişimciliğine odaklıyız. Daha doğrusu İngilizcesiyle high impact dedikleri yüksek etki girişimciliğini seçim tercih ediyoruz ama bir KOBİ'yi kuran da bir girişimci. Evet. Doğru. Ya da bu bugün bildiğimiz bütün markalar sadece zamanında bir girişimciydi. Ya Koç da zamanında bir girişimciydi. Zorlu da zamanında. Bütün markalar bir girişimciydi zamanında. O yüzden de bizim için girişimcilik teknoloji odaklı olmaması gerekiyor. O yüzden biz girişimcilik merkezini 3 bir yapıya böldük. Yeni başlayanlara yardım eden, orta düzey yani KOBİ dediklerimize KOBİ. Yardım edenler ve kurumlara yeniden girişim başlatmalarına yardım eden yapılar.
aslında kurumsal girişimcilik de oradan geliyor sanırım. Aynen öyle. O noktada kurumsal girişimcilik de dünyada yeni bir kavram doğmaya başlamıştı. General Electric'in liderliğinde. Entrepreneurship olarak. Entrepreneurship, corporate entrepreneurship, evet. Kurum içi girişimcilik, kurumsal girişimcilik, iç girişimcilik. Çok farklı isimleri bir var. Bir sürü kelimeler kullanıyor. Evet evet, yani Türkiye'de çok seviyorlar kavramların birbirlerine hani karıştırılmasını. Esasında temelde bakacağımız konu şu. Şirketlerin girişimci gibi davranması ve girişimcilerle işbirliği içinde hareket etmesi. Bundan ne anlıyoruz? Bir kere şirket çalışanlarımızın da girişimci gibi davranabilecekleri ortamlar yaratmamız. Yani onlara oyun alanları yaratmamız. Akıllarındaki fikirleri o uygulayabilecekleri, test edilecekleri prosedürler, süreçler, yollar açmamız onlara ki insanlar onları deneyebilsinler. Bu şey anlamına mı geliyor? Hani zaten bir kurumsal firma belli bir dönem sonra girişimciliği unutuyor ya da yenilik yapmayı unutuyor, bir daha keşfetmesi mi gerekiyor? Nasıl bir ihtiyaç var orada? Çok güzel bir soru. Esasında Harvard Business'ın bir makalesi var. Makale şunu gösteriyor. 1950'lerde bir araştırma yapılmış ve bu Standard Poor's'un ilk 500'ü var. Bu 500'e bir şirket 499. ya da ikinci olarak giriyor ve sonra bu 500'ün dışına çıkma süresine bakıyorlar. Yani 500'ün içinde kalabilme süresi. Kalabilme, Bu süreler 80 yıllardan 60 yıla, şimdi ise 18 yıla düşmüş durumda. Çok kısalıyor durumda. Tabii. Şu anda bugün günümüzde 18 yıl. Yani bir şirket ilk 500'e giriyor, 18 yıl içinde 500'den çıkıyor. Hani önümüzdeki 20 yılda belki onu görmeyeceğiz. Yani bir şirketin ömrü kısaldı. Bunun iki tane nedeni var. Şimdi siz birkaç ürünle bir hayattaysanız her ürünün bir yaşam eğrisi vardır. Önce yükselir, sonra olgunluğa gelir, sonra da düşüşe geçer. Şirket de bir iki ürünü varsa aynı eğri yaşamak zorunda kalır. O zaman bizim bir ürünümüz bir business'ta iyiyken, bir işte iyiyken olgunluğa çıktığımız anda yeni işler üretmemiz gerekir. Yeni işleri de normal bakış açısında kaldığımız sürede, işletmecilik bakış açısında hep aynı ürünün yeni uzantılarını yapmaya başlıyoruz. İşte bardağa kulp ekliyoruz, telefona anten ekliyoruz, kalem ekliyoruz, onu çıkıyoruz, bunu çıkıyoruz gibi şeyler. Ama esasında bizim dünyada bir yandan değiştiği için belli kritik kaynaklarımız var şirket olarak. Bu kaynakları kullanarak yepyeni alanlara nasıl girebiliriz? Esasında bir bakış açısı buydu. Yani ürünlerimiz ölmeden biz yeni alanlara girelim. Ürünlerimiz bize nakit sağlarken, şirketimiz güçlüyken. İkincisi de esasında diğer bir bakış açısı da bu şirketi, bu endüstri de zora girebilir. İlla biz zora girmek zorundayız. O zaman riskimizi minimize etmemiz lazım. Yani ben bir endüstriye bağlı kaldığım sürece o endüstrinin regülatif olabilir, dünyadaki gelişmeler olabilir. Bir risk ortaya çıkacak. O zaman riskin portföyümü yaymak için yepyeni ürünlere ihtiyacım var. Yepyeni ürünleri sadece yönetimin fikriyle yaratmak kısıtlı. O zaman çalışanlarımızın hepsinden bir şeyler toplayabilir, onları kendilerini test etmesine imkan yaratabiliriz. Aslında sahiplenmeyi de arttırıyor diye düşünüyorum. Aynen çünkü öyle. Özellikle yeni nesil değil mi? Hani kendisi bir şey üretmek ve o kendi ürettiğine sahip çıkma yönelimi var. Evet, yeni nesil kavramı çok önemli bir nokta oldu diyeyim ben. Çünkü yeni nesil hep söyleniyoruz. Hem seviyoruz hem nefret ediyoruz. Yeni nesil işte hiçbir şeye bağlı değil, her şeyden sıkılıyor. Ama yeni nesil bir şeyler üretmeyi seviyor. Yeni nesil bir şeyleri kendileri yaratmayı seviyor. Bu maker hareket dediğimiz üretim hareketi de buradan geliyor. O zaman biz yeni neslin bu kızdığımız yönlerini yönetecek bir şeyler yaratmalı. İyi yönlerinden de fayda sağlayacak yöntemler kullanmalıyız. Değer yaratmalıyız. Evet. Onlar neyi seviyorlar? Bir şeyler üretmeyi, bir şeylere sorumluluk almayı, var etmeyi. O zaman bırakalım var etsinler. Sonra biz şirketin diğer prosedürleri, onları daha karlı işler haline getiririz. Zaten tam değindiği nokta. Yeni kuşağda en iyi kullanılmanın yöntemi o. Bazı şirketler beni çağırıyor danışmanlık işi için ve çağırdıkları zaman bana söyledikleri acı cümlesi şu. Ben yeni kuşağı elimde tutamıyorum. Onları bir oyun alanı yarat. Yani esasında çalışan bağlılığı için de bu programları çalışan isteyenleri de var. PR için isteyeni de var. Şu an zaten yeni iş yaratmak için core strateji olarak bu alanda kurumsal girişimcilik konusunda programları yapıyoruz. Core strateji olarak temel alanımız şirketlerin girişimcilik dönüşümünü manage etmek. Tabii bunu 4-5 adıma bölmek lazım. Hemen hızlıca bir cümle dönmek için. Bir tanesi şirket içinde bu yapıların kurulup çalışanlara ortam yaratılması bir. İkincisi C-level'ın bakış açısını değiştirmek. Yani üst düzeyin bakış açısını değiştirmek. Üst düzey artık olaylara, yeni işlere bir yatırımcı gözüyle bakmalı. Mevcut operasyonun bir parçası olarak bir yatırımcı olarak ben buna yatırım yapar mıyım, yapmaz mıyım? Ve o şekilde yönetmeye izin vermeli. Ona kaynak da ayırmalı. Evet. Ve bugünü yönetmekle yarını yönetmek aynı şey değil. O ikisini farklılaştırmalı. Bu projeler yarının projeleri. İkincisi orta düzey yöneticiler. Bunlar Türkiye'deki bir araştırmada şunu gösteriyor. Orta düzey yöneticiler inovasyonun önündeki en büyük engel. Ne yazık ki. O zaman bunu kırmanın yolu onları da bu işin bir parçası yapmak. O da onları mentor yapmak. Bu projelerde onlara da mentorluk rolü. Yani üst yönetim yatırımcı, orta düzey mentor, çalışanlar da iç girişimci. Uygulayıcı. İç girişimci. Evet. Ve programlar yarattık. Yürüyor. Bir dış etken şu. Her şeyi içimizde yapmayı beklememiz lazım. Şu an Türkiye'de girişimcilik ekosistemi hızla büyüyor. Girişim sayısı hızla artıyor. O zaman şirketimizin etrafında bir girişimcilik ekosistemi yaratmalı.
ve bazı yetenekleri, bazı aset, bazı ürün, bazı hizmetleri, bazı güçleri o girişimcilerden şirketlerimize getirmemiz lazım. Bence önümüzdeki en büyük açık alan da burası. Şirketlere girişimcilik ekosistemi yaratıp onlarla ilişkilerini yönetmek. Bir girişimcilik ekosisteminden bahsetmişken onu sormak istiyorum. Hani Türkiye'de girişimcilik ekosistemini nasıl buluyorsun? Yurt dışıyla mukayese edince nasıl bir konumdayız şu an? Hani 2008'den bu yana çok yol alındı diye çok görüyorum. Çok yol alındı. Onu da çok basit hemen özetleyebilirim. Geçen hafta Washington'da Türkiye-Amerika ilişkileri üzerine bir konferansta konuşmam vardı. Konuşmada da bu konuya biraz değinmiştim. Evet. İki tane grafik buldum. Bir, Türkiye girişimcilik ekosisteminin bütün oyuncularını koyulan bir 2010 grafiği. Aha. Bir de 2016 grafiği. O zaman 44 oyuncu varmış. Yani bunun içinde vakıf dahil, üniversitenin departmanı dahil, devlet dahil, yatırımcı dahil. 44 tanecik oyuncu. Bugün 150'den fazla oyuncu var. 160'dan fazla oyuncu var. Yani ekosistem çok hızlı gelişti. Boş kutu kalmamış. Yani her rol için bir oyuncu var artık karşımızda. O yüzden de Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi iyi. Fakat girişimciliğe girişme seviyemiz biraz geride. Ne demek istiyorum? Şimdi dünya artık girişimcilikte dikeyleşmeye gitti. Yani her konuda bir şey yapmak değil, belli alanlarda uzmanlaşma, derinleşme var. O konuda bir şeyler üretmek. Evet. Ya benim endüstrim hangi konuda güçlü? Tarımda güçlü. O zaman ben tarımda girişimcilikte odaklanıyorum. Ben üniversite olarak ne de güçlüyüm? İşte finans ve bankacılık bölümlerim güçlü. O zaman fintech konusunda bir şeyler yapmak. Bizde ise herkes her şeyi yapmaya çalışıyor. Ekosistemin en güçsüz yanı burası. Artık bir şeylere sahiplenmeli, seçim yapmamız gerekiyor. Ben bu alanı seçiyorum, burada ilerleyeceğim. Yatırımcılar konumunda sıkıntımız da şu. Bugün sadece elimizde gerçekten bu işten para kazanmış yatırımcılar var. Yani eğer belli başlı soyadlarını saymazsak, Türkiye'de girişimcilik ekosistemi yatırım yapan insanlar hep bu sistemden para kazanmış insanlar. Çok önemli, çok fayda ama yeterli değil. Bu sisteme daha çok geleneksel iş dünyasında insanların da yatırımcı olmasını sağlamamız lazım. O konuda çok eksiyiz. Orada şey mi var? Hani hala sisteme güven ya da farkındalık mı yok? Farkındalık çok düşük. Çok doğru bir nokta. Farkındalık çok düşük. İkincisi de mantalitesi biraz zorlaşıyor. Evet. Orada arada bir oyuncu lazım ki bu anlaşmayı sağlaması lazım. Çünkü yeni dünyanın girişimcisi arkadaşlar şirketin %50'sini vermek istemiyor. Geleneksel dünyadan gelen yatırımcılar parayı koydum %50-60 alırım söz benimdir diyor. Tabii. Bu en büyük denklem buradan başlıyor ama farkındalık daha kritik. Burada tabii ki devlet kurumlarına rol düşüyor. TÜBİTAK'a, KOSGEB'e rol düşüyor. Ekonomi Bakanlığı'na rol düşüyor. Onlarla da konuşuyoruz bu konuları. Yani geleneksel dünyadaki parayı girişimcilik dünyasına çekmemiz Türkiye'nin önündeki ikinci konu. Ve son noktada girişimcilik ekosistemi bence en kritik oyuncu. Çünkü ben şuna inanıyorum. Girişimcilik ekosistemindeki en büyük oyuncu girişimci ve yatırımcı. Diğerleri tabii diğer. Tabii iki kritik oyuncu çok net var. Yani. Evet. Girişimci iyiyse, yatırımcı iyiyse gerisi yavaş yavaş da olsa çözülür. Ama ben yine de mentora değinmek istiyorum. Mentor girişimcilik dünyasında bir numaralı olay. Çünkü girişimcinin elindeki en büyük sıkıntı az para, az zaman, az insan gücü. Bu kadar az şeyle iyi bir şey yapabilmek için bir mentora ihtiyacım var. Türkiye'de mentorumuz yeterli sayıda yok. Çünkü neden girişimcilikten çok para kazanmış, zenginleşmiş ve bu yoldan geçmiş insan sayımız çok az. O yüzden ya da olanlar yok. O yüzden bizim bir şekilde şirket üst düzeylerini falan mentorluk yönüne çekmek ve mentorluk havuzu yaratmamız şart. O deneyimlerini paylaştığı ortamlar ve daha profesyonel paylaşma yöntemleri onları yaratmamız lazım. Yani yatırımcı özetlersek girişimcileri dikeyleşmeye, belli alana odaklanmaya ve girişimcilere destek veren yapıları da aynı dikeyleşmeye götürmemiz lazım. İki, mentor havuzları yaratmamız lazım daha güçlü. Üç, yatırımcıları yani ikinci kuşak çemberin bir dışında kalan geleneksel yatırımcıları buraya çekmemiz lazım. Hani bir dördüncü eklederseniz de orada ekleyebileceğim tek şey kurumların girişimcilik dünyasına girmesi, girişimcilere destek vermesi. Çok girişimci büyük bir potansiyel kurumlar. Hayata geçmiş olur. Aynen. Son olarak da peki girişimcilere tavsiyelerin neler? Hani yani bir girişimci olarak hem yani bu ekosistemde girişimciye yönlendirmiş, mentorluk yapmış birisi olarak ne önerirsin? Girişimcilere İki tane temel önerim var. Üç diyelim daha güzel olacak. Üçlemeler hep meşhurdu. Evet. O yüzden üç diyeyim. Bir de sayısı ne kadar artarsa eminim izleyiciler çok daha fazla faydalanır. Ben özet olsun diye söylüyorum. Akılda kalıcı olsun diye. Bir tanesi bence ilk önce bir çalışsınlar. 2-3 sene bile olsa bir şirkette çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bir iş nedir? İş nasıl dönüyor? Disiplin, iş, yazışma, ilişkiler falan. Onları bir fark etsinler. O zaman daha kolay kurgularlar fikirlerini. Bir şirkette çalışmak en az 2-3 sene. İki, ne yapacaklarından çok neden yapacaklarına odaklansınlar. Yani ben bu bardağı üreteceğim değil. Ben şu problemi çözeceğim. Evet. Şu müşterinin şu problemini çözeceğim. Ne değil, neden. Ve çünkü biz esasında ürün geliştirme yapmıyoruz girişimci olarak. Biz iş geliştiriyoruz. Amacımız o ürünün etrafında karlı ve sürdürülebilir bir iş geliştirmek. O yüzden mühendishane sadece düşünüp de ben bu ürünü yapacağım, bu ürünü yapacağım değil. Ben nasıl işi geliştireceğim? Hangi problemi ve hangi müşterinin problemini çözeceğimi önce çözmeleri lazım. Üçüncü nokta ise
Bu tek başına yapılacak bir iş değil bence. Zor bir iş, çok gelgit olan bir iş. Batması var, çıkması var. Çünkü sürekli insanları ikna etmeniz gerekiyor. Çalışanı az paraya çalışmaya ikna edeceksiniz, müşteriyi satmaya ikna edeceksiniz, yatırımcıyı yatırım atmaya ikna edeceksiniz. Önce annenizi, babanızı, belki de eşinizi ikna edeceksiniz işe girişmeye. Evet. Sürekli bir ikna ve bunun tek başına mücadelesi, kendi kendini motive etmek zor. O yüzden yanınızda bir yoldaş her zaman iyi. O yüzden de bence bir takım olmak bence kritik. Üç başlığı böyle söyleyebilirim. Takım olmak, önce küçük de olsa bir profesyonel tecrübe edinmek ve biraz önce söylediğim gibi neye değil, neden odaklanmak. Nedenine odaklanmak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem kıymetli deneyimlerini paylaştın. Aynı zamanda eminim ki izleyicilerimiz için de çok ışık tutacak deneyimler bunlar. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.